Tunca Hocam, değil mi? Şimdi Türkiye'de kalp sağlığına biz ehemmiyet gösteriyor muyuz diye soracağım size bir kardiyolog olarak. Nasıl yani biz çok ciddi bir problem olmadan çok doktorun yolunu tutanlardan değiliz. Kalbimizle ilgili check-up'lara çok girenlerden değiliz. İlle de bir sorun olması lazım. Biz hakikaten önemsiyor muyuz kalbimizi Türkiye'de? Bir kere yani kalp hastalığının oluşumu anlamında bakarsak bütün kalp hastalıklarının her parçasında gündelik hayattaki emosyonel stres, gündelik yaşam, hareket alışkanlığı, yeme alışkanlığı bunlar önemli bir etken. Tabii ki işte hayatın zorluğunu düşündüğümüz zaman haliyle birçok ön bakım ya da önden tedbir alma anlamında biraz eksik kaldığımız söylenebilir toplum olarak. Bunun dışında bir de şikayetlerimizi farklı farklı değerlendirme, farklı farklı yorma anlamında yine bilgi anlamında belki eksikliğimiz olabilir. Belki de kısmen de ideal sağlık hizmetine ulaşma ile ilgili kaygılarımız, sıkıntılarımız, gündelik resmi, gayri resmi sıkıntılarımız olabilir. Peki şimdi kalp sağlığı denilince malum kış aylarına girdik. Hava sertleşti. Özellikle İstanbul'da birkaç gündür oldukça serin bir hava var. Zaten Anadolu'da kar yağışları başladı. Şimdi kalbinde problem olanlar bu soğuk kış günlerinde neye dikkat etmeleri lazım hocam? Olayı iki çerçeveden bakmak lazım. Çünkü soğuğun ya da kışın kendisi birçok kalp hastalığının iyi giderken tamamıyla kötü bir hale gelmesine vesile olabilir. Tansiyon olan bir insanda tansiyonun daha soğuğa maruz kalmak ya da bir soğukta efor yapmakta tansiyonu kötü seyredebilir. Birçok gizli kalmış kalp damar hastalığında soğukta yürümeyle beraber o yürürken ki daha önce sorunsuz gördüğü o yürüme eyleminin sorununa döndüğünü insanlar hissedebilir. Hiçbir şikayet olmayan ya da daha önce kalp hastalığı olmayan bir insanda soğukta yürüme, soğuğun oluşturduğu o tetikleyici faktörler bir kalp krizine vesile olabilir. Bunun dışında ritim bozukluğuna vesile olabilir. Kalp yetersiz olan bir insan ilaçlarla iyi gidiyorken soğukta yürüdükten sonra nefes darlığı daha da kötüleşebilir. Bir de soğuğun direkt kendi olumsuz etkileri var. Biliyorsunuz soğuk havalar griptir, zatüredir bunlara çok ciddi altyapı oluşturuyor ve bir kalp hastasında bir grip, bir zatüre çok dramatik sonuçlarla sonuçlanabilir. Özellikle bazı narin kalp hastaları ya da belli yaşta çok hastalı olan insanlar grip ve zatürreden çok ciddi etkilenebilir. Peki şimdi kalp hastası olup rutin kontrollerini yapması gereken hastalar da var. Özellikle bunlar hangi periyotlarda kardiyoloji uzmanına görünmeleri gerekiyor? Devamlılık, takipteki devamlılık ne olmalı? Biz tamamıyla hasta bazlı değerlendiriyoruz. Çok ciddi şikayetleri olan ve çok bizim ilaç ya da başka yöntemlerle çok araya devreye girmemiz durumlarda hastaları daha sık çağırıyoruz. Bazen bu aylık olabiliyor erken dönemde, bazen 3 aylık olabiliyor. 6 aylık olabiliyor ama bazı stabil dediğimiz hani tansiyonu dengede giden, kalple ilgili sorunları ilaçlarla kontrolde giden, çok gündelik hayatta şikayeti olmayan insanlarda 6 aylık yıllık periyotlarla genelde çağırıyoruz. Ya da bazı hastalar oluyor. Mevcut kalp hastalığı ile şikayetleri yok ama anormallikler tespit ettik. Bunları daha seyrekle çağırdığımız oluyor. Bu 4-5 yıla kadar uzanabiliyor. Hocam son yıllarda gençlerde özellikle çok sık kalp krizine, ani kalp krizinden ölümlere rastlanıyor ve sessiz kalp hastalığı diye bir kavram da var artık konuşulan. Evet. Bunun sebebi ne? Yani bu neye bağlı? Strese mi, beslenmeye mi, düzensiz, sedantal hayata mı? Neye bağlı bu kadar genç yaşlarda olması? En önemli etkenlerden bir kere farkında olmak. Çünkü artık bu genç ölümler eskiden daha fazlaydı. Hatta insanlar eskiden geçmiş yıllarda daha az yaşarlardı. Şimdi tabii yaşam beklentisi arttı, yaşam uzadı. Şimdi genç anlayışımız da çok değişti. Önceden işte 40'lı 50'li yaşlarda yaşam ömrü olan bir periyotta 40'lı 50'li yaşlarda bir ölüm yani genç ölüm değildi ama şimdi daha genç bakıyoruz ama hani sizin kastettiğiniz daha genç 18, böyle Adel Özhan 18-20 yaşlardaki ölümlerin dediğim gibi daha çok farkındayız. Bir, ikincisi